Selamun değerli arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz üzere size bugün Manjok oyun taşını anlatacağım. Manjok oyun taşı nedir? Hangi maddeden yapılır? Niye Manjok oyun taşı? Diye soracaksınız. Ama bunları cevaplamadan önce videoyu durdurup beğenip Kanalıma abone olup bir de yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Görbildiğiniz üzere bu aralar biraz sıkıntılar yaşıyoruz yükselmekte, takipçide, videoda, onda bunda derken. Elimizden geldiğince tespih anlatmaya çalışıyoruz, tespihleri alıyoruz. Tespih alıp satmak biraz bahane, biraz da elimize fazla çeşit bulunsun istiyoruz. Bir yandan kendi koleksiyonumuzu dizerken bir yandan sizlerin koleksiyonu için elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yardımcı oluyorsun? Şimdi Majok oyun taşı bende daha önceden vardı. Farklı bir ustanın ürünüydü. Bunu o gün bazı kardeşimize 6-7 ay önce vermiştik. Şimdi yeni Majok siparişi verdim. Kendi koleksiyonumda da olmadığı için. Oyun taşları burada, Majoklar burada. Bu manjoklar ee, anlaşmalı olduğumuz bir atölyeden çıkma ürünler. İki tane şu anlık getirdik. Bir tanesi Kamil Karabulut'un, bir tanesi benim. İsteyen olursa da sipariş üzerine getirttirebiliriz. Ondan yana sıkıntı yok. Ama ben isterim ki herkesin koleksiyonunda bir tane Manjok oyun taşı olsun. Diyeceksiniz ki Manjok oyun taşının malzemesi ne? Manjok oyun taşının malzemesi katelinden yapılma. Ama dinlendirilmiş eski katelinden yapılma. Eğer pazar videolarını izlediyseniz ya da diğer hesapları sorduysanız pazar videolarında şu objelerin bir tanesi 100 liradan piyasada 50 liradan satılan bir Ürün. Şimdi bunların 7 tanesinden bir tespih çıkıyor. Ama bazı ustalar var gidiyor bunları toplu bir şekilde alıyor. Toplu bir şekilde dediğimde çok uygun bir rakamı geliyor. Adam bunu şimdi e, atölyede çıkartıyor. Bundan 300 tane 400 tane alıyor. Şu oyun taşından bahsediyorum çıkartabilmek için. Ve tespih çıkartıyor. Şimdi bu tespihler bir tık daha uygun fiyata geliyor. Ama Manjok oyun taşları zamanında 50-60 liradan satılamıyorken şu an piyasamızda 250-300 liradan kapış kapış gidiyor. Usta işleri 700-800 liraya kadar çıkmakta Çıkıyor diyelim. Şimdi sizler de sordurmuşsunuzdur. Elbet her koleksiyon mancık oyun taşını sordurmuştur. Sordurmadım diye bir şey yok. Ben de zamanında sordurdum. İlk ürünlerimi, ilk manjok ürünlerimi 50-60 liradan alıyordum. Şimdi ise 200-250 liradan aşağıya ürün bulamıyorum. Çünkü mancık oyun taşını eline almayan bilemez. Bunlarda hiçbir yağ yok. Ama çekimine bakacak olursak harika bir çekimi var. Mancık oyun taşı bir tık daha küçük yapılıyor. Ama bunların bezisi büyük kapsülleri falan da var ama onlar bir tık daha pahalı. Çünkü şu ürünü kesip kesip küçük boyutlarda yaptıkları zaman daha fazla ürün elde ediyorlar. Ee, şöyle eski zamanlarda hata olarak bilinen patinleri de var. Şu iç iç kısmında sarılıkları var. Bu ilerleyen zamanlarda renk alır mı? Çoğu insan hani tam bilgisi olmayan insanlar bunların renk almayacağını iddia ediyorlar. Ama bunlar çok güzel renk alıyor ve çok güzel sarılıyorlar. Şimdi e, patin dediğiniz zaman içeride göçüklükler olması lazım diye düşünüyorsunuz ama bunların patininde içeride göçüklükler yok. Bunların patini düz. Renk aldığında bu renkte olacak ama renk aldığında patinler kötü gözüküyor. Örnek diyorum mesela bir tane patinli aldınız. O patinli renk aldığı zaman orada hata gibi kalıyor. Tekrardan tıraşlatmanız gerekiyor. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Ürün alırken patinli ürün alırken en çok dikkat ettiğim kısım bu. Şu çekime bak. Ya manjok oyun taşı. Şimdi bazı insanlar gidiyor direkt manjokları alıyorlar mesela. Balkonda camda güneşin anda ya da sıcakta bekletip saratmaya çalışıyorlar ama şimdiki manjoklar eski manjoklar kadar kaliteli bir ürünler değil. Çünkü eskiden bunların tespih yapılacağını ya da bir obje olarak kullanılıp satılacağını bilmedikleri için gerçekten çok kaliteli malzeme dökmüşler. Zamanında bu oyunu zaten ben dahil hiçbiriniz bilmiyorsunuz bu oyun nasıl oynanır hani Tahminimi söylüyorum ben dahil çoğu insan bu oyunu nasıl oynanır bilmiyor. Ama şimdi bu <laughs> oyunu oynayanlardan bile daha çok değer veriyoruz biz bu taşlara. Çünkü tespih yapılıyor. Koleksiyonumuzda birer dekor parçası oluyor. Şimdi bende iki tane dekor parçası var. Bunlardan eğer bir e, beş tane daha falan ya da bir altı tane daha bulabilirsem 8 tanesiyle bir tespih yaptırmaya çalışacağım tekrardan. Kendi koleksiyonum için. Bir tane atölye şili, bir tane de el yapımı tespihim olsun istiyorum. Bancuk Oyun Taşları'nda. Sizler de eğer isterseniz piyasayı biraz araştırabilirsiniz. Ya da bana mesaj atarsanız ben sizlere detaylı bir şekilde yardımcı olurum. Şöyle e, happe ip yollarında şöyle göstereyim sarılıkları var. Bir de şöyle söyleyeyim hani narçılabilirsiniz Narçılın çekimini de bilirsiniz. Aynı narçılın çekimi ama biraz daha... Sert bir malzeme. Hani yere düştüğü zaman falan kırılmayacak bir malzeme. Sesi falan dok, hamuru güzel. Şiddetle önerebileceğim bir malzeme diyebilirim sizlere. Şöyle usta imzası burada vardı, atölye imzası. Onu gönderirken arkadaşımız sökmüş. Niye sökmüş anlamıyorum. Bazı esnaflarda bu kafa vardır hani. Ben sökeyim falan filan hani benim olumlu belli olmasın falan diye. Galiba benim de öyle kullanacağımı sanmış. Benim kendi imzamı koyacağımı sanmış buraya. Öyle bir şey yapmayacağım aslında. Kendi imzamı falan koymayacağım. Kendi imzamı koyarsam hak yemiş olurum. Hangi atölyenin olduğu belli olan ürünü söküp de kendi atölyemmiş gibi, kendi tespihimmiş gibi gösteremem hiçbir şekilde. Bu bildiğin hak yemek olur. Adamlar bilsin hangi atölyeden olduğunu. Tabii müşterilerime söyleyeceğim. Alan insanlara hangi atölyeden olduğunu söyleyeceğim. Kendi anlaşmalı olduğum bir atölye bu. Anlaştığım atölyede bana kukasından tutun. Çoğu ürün ne kadar çıkartıyor. Kendi elinde olmayan ürünleri de dışarıdan bulup gönderiyor diyebilirim. Şöyle çok hoşuma gitti bu ürün. Şuna deneyelim. Aynı aslında. Kamil kardeşime de bu arada hayırlı uğurlu olsun. Eğer bu videoyu izler zaten kaçırmaz. Ee, Ele maaş oku hiç kaçırılmaz. Kendi koleksiyonunun genellikle hani %90'ı benden dizdi Kamil kardeşim. Çünkü onun içinde çok güzel ürünler buldum. Ee, kendime ne alıyorsam ona da aynısından aldım ve kırmadı. Güvendi, sonuna kadar güvendi. Benden ürünlerini temin etti. Ona da buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, ben bu tespih işini dediğim gibi kendi koleksiyonumu dört dörtlük tamamladıktan sonra bırakmayı düşünüyorum. Sadece ustalığı yapmayı düşünüyorum. <laughs> Torna da aldık güzel bir şekilde. E, tornanın videosu da yakın zamanda gelecek ama şöyle size ucundan bir şöyle tornamı göstereyim. Malzemelerimi göstereyim. Yanımda da torna var. Hatta çıkardım birkaç hapbeyi de size şöyle göstermek istiyorum. Tam daha oturamadı ustalığımız. Biraz daha hani eksiklerimiz var. Bunları da Allah kısmet ederse tamamlamaya çalışacağız. Çünkü hiç kimse doğar doğmaz usta olmuyor. Şöyle bazı çıkardığım habbeler var. Allah kısmet ederse bunları tamamlayacağım. Tabi bunları direkt bir anda tamamlayamam. E, tesbih tespih yapa yapa tamamlayacağım. Habbe yapa yapa tamamlayacağım. Allah kısmet eder de ilerleyen zamanda gerçekten güzel bir usta olursam sizlere çok güzel ürünler çıkarmayı planlıyorum. Sizler alırsınız almazsınız bilemem ama çıkardığım her ürünü kendi koleksiyonum için çıkartacağım. İsteyen arkadaşlar olursa da yardımcı olmaya çalışacağım. Ama e, önceliğim mancuk falan olacak böyle piyasada bulunmayan tarz tespitleri çıkartacağım. E düşünsenize bir koleksiyonunuz var ve koleksiyonunuzun %90'ı sizin işçiliğinizden ait. E, bakarken, çekerken zevk alabileceğiniz bir ürün ve bunu gören insanlar nereden aldığınızı sorduğu zaman benim kendi şahsi ürünüm demeniz ne kadar güzel bir ürün olur. Ne kadar güzel bir şey olur ya da bir abimizin ürünü demeniz mesela Murat Abi'nin ürünlerini anlatırken ben anlat anlat bitiremiyorum. Çünkü bir abimizin, bizim grubumuzdan çıkan, bizim desteklediğimiz bir insan olan Murat Abi'nin ürünü diyebilirim zaten. Grubumda çıkacak ya da beni takip eden kardeşlerimden, abilerimden çıkacak ustalar, esnaflar benim baş tacımdır ve gurur kaynağımdır diyebilirim. Şunun güzelliğini size işte, tekrar şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum manjongu. Şöyle bir de mikrofona doğru çekelim. Bence gayet iyi bir çekimi olan ürün. Benim çok ama çok hoşuma gitti bu ürün. Şunları da göstereyim size. Bunlar sarı ilk zamanları bunlar gibi beyazmış. Tabi bunlar güneşte dura dura ya da karanlıkta dura dura ısı ala ala e, yıllarda geçtikten sonra sapsara hale yani turuncu hale gelmiş. Bu de kullanıldığı zaman kuka tarzı kullanıldığı zaman elinizin teriyle hiçbir yağ kullanmanızı yine bunu önermiyorum ama illa yağ kullanalım derseniz bakın benim ellerim çok kurudu. Şöyle göstereyim size. Ellerim haddinden fazla kurudu ama hala yağ kullanmıyorum. Ara sıra koku kullandığım zamanlarda bebek yağı kullanıyorum. Başka hiçbir yağ kullanmıyorum. Hem elime faydası oluyor hem de güzel çekimi, güzel kokusu oluyor tespilerimin. Benim çok ama çok hoşuma gitti ya bu ürün. Bilmiyorum koleksiyonumu şenlendirecek. Allah kısmet ederse daha da usta işi bir manjok ilerleyen zamanda da düşünebilirim. Artık koleksiyonumu biraz daha özenle seçiyorum. Daha güzel seçiyorum. Koleksiyonuma aldığım ürünlerden sizlere de öneriyorum. Tespih dediğiniz zaman şöyle bir tane daha göstereyim. Tespih dediğiniz zaman hani çekimi güzel olacak. ele batmayacak. Plastik hassiyeti vermeyecek. Zaten tespitleri belli bir süre çektiğiniz zaman ve sizin elinize alıştığı zaman o tespitler cam gibi olacak. Cam gibi da ne olacak? Çekimine doyum olmayacak. Gerçekten diyorum eğer benden aldığınız ürünler varsa, örnek diyorum 100 liraya aldınız. İlerleyen zamanda birkaç yıl sonra getirin yine 100 liraya ben bunu aynı rakama sizlerden alırım. Çünkü tespih gün geçtikçe kendine değer katan bir üründür. Gün geçtikçe fiyatı artan bir üründür diyelim. Manjok tespihlerimizi de burada tamamlayalım, bitirelim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.